seçimden sonra ortalama bir güven ortamı oluştu. Ama dolar eurodaki dalgalanmalarda, ekonomideki bazı sıkıntılarda ister istemez belli gruplarda, belli markalarda yükselişe devam ettirdi ama genel anlama vurduğumuzda seçimden sonra o eski yükseliş durdu. Hani saatin saati tutmadığı, hele hele bir gün sonrasının hiç fiyatlarda birbirini tutmadığı dönem şu an için biraz daha stabil bir şekilde devam ediyor. Her bayram olduğu gibi insanlar araçlarını değiştirmek için, yeni araçlara bakmak için geliyorlar. Şu an için bizler de esnaflar olarak şunu da altını çizmek istiyorum. Hani Kurban Bayramı geldi veya farklı bir bayram geldi şeklinde araçlarımızı yükseltme adına değil de bütün Türkiye'deki dernekler olarak hem birbirimizle istişareli araçlarımızın minimum karlarla satılabilmesi adına hem esnaflarımızla diyalogdayız hem de bu çirkin artışın artık gerçekten önüne geçemediğimiz bu artışın da bir yerde dur demek için ciddi anlamda esnaflar olarak da buna gayret ediyoruz. Onun için ben de mesela Kayseri Anadolu Otogalericiler Sitesi olarak bütün müşterilerimizi, bütün halkımızı güvenli alışverişe sitemize bekliyorum. Araç önceden ihtiyaçtı, lüksten çıkmıştı. Tekrar maalesef fiyatların artması hasebiyle biraz daha bir yatırım aracı haline gelmeye başladı. Fakat biz bundan sonraki dönemde de inşallah çok daha böyle düzgün piyasalarda, Allah'ın izniyle oturmuş bir piyasayla, ekonomimizin de daha iyi olmasıyla eskilere dönüleceğine inanıyoruz. Şu an için hem bir yatırım aracı hem bir ihtiyaç. Lüksten yine de çıktı. Yani herkes bir telefona nasıl ihtiyacı varsa şu an kapıda en azından bir aracın olması gerçekten bütün insanların bir ihtiyacı haline geldi. Benim bu vesileyle bütün halkımıza şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizler yıllarını vermiş esnaflar olarak bu sektörde ciddi anlamda mesai harcamış, hani çekirdekten yetişmiş, son dönemlerde de yetki belgesini almış, yeterlilik belgesini almış, esnafları tercih ettiklerinde, TSE belgesini almış, ekspertizleri tercih ederek alışveriş yaptıklarında geriye dönüşünde bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirtmek istiyorum. Çünkü dışarıda maalesef herkesin ek işi bizim işimiz. Dışarıdan alışveriş yapmasınlar. Geldikleri zaman karşılarında muhatabı olan, dükkanı tezgahı belli olan, yetki belgesini almış, yine altını çizmek istiyorum. Esnafları tercih ederlerse hiçbir şekilde sorun yaşamadan güvenli alışverişlerini yapabilirler diyorum. Vallahi şu an kesinlikle almalı diyebilirim. Çünkü dediğim gibi seçim sonrası stabil bir piyasaya geçtik. Çok böyle afaki bir yükseliş yok. Malum çip kriziyle alakalı durum da sona erdi. Faiz artışının da şöyle bir durumu var. Maalesef krediler şu an şimdi serbest bırakılmadı. Yani 1,5 milyon lira, 1 milyon liralık bir araçta 200-250 bin lira gibi komik bir rakam kredi olarak çıktığı için insanlar biraz bu noktada da sıkıntılı. Faizlerin yükselmesine rağmen krediler biraz daha serbestleştirilirse hem piyasada bir nakit alışverişi döngüsü daha hızlanacak hem de dediğiniz gibi araç satışını ciddi anlamda etkileyeceğine inanıyoruz. Buradan bu vesileyle de inşallah kredilerin de hem ev hem araç kredilerinde daha serbest bir piyasada daha verilebilir bir duruma geçtiği zaman inşallah bütün yani Türkiye ekonomisindeki ciddi anlamda bir otomotiv olarak lokomotifin ciddi ekonomi boyutundaki otomotiv lokomotifini en azından hem genel olarak piyasadaki para akışının hızlanacağına hem de dediğiniz gibi müşterilerimiz de bu noktada sıkıntı yaşıyorlar. Krediler bir an önce serbest bırakılırsa gerçekten hem emlak hem otomotiv bunlar da birbirine bağlı zincirleme ticari sektörler olduğu için inşallah ileriye dönük hem daha farklı ticaretin hızlanmasına ve ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyoruz.